Haydar. Gün festlisin. Gol! Gol lazım edinize. Bu değerlerde bu gol lazım edinize. Hem de ne çabuk oldu. Richard Almeida de Oliveira. Konnichiwa minasan, watashiwa Prince Vegeta desu ve hoş geldiniz dostlarım. Benim adım Prince. Evet arkadaşlar. Karabağ UEFA Avrupa Lig macerasının birinci bölümüne hoş geldiniz. PES 2017'de oynayacağız arkadaşlar. Çok beklenilen bir seri bu benim kanalımda. Zamanında PES 2015'te de Avrupa Lig macerası yapmıştım Karabağ ile. Ve 2016'da Şampiyonlar Lig macerası yapmıştım. Çok güzel. Yani kanalımda gelmiş geçmiş en güzel serilerden biriydi. İkisiydi daha doğrusu arkadaşlar. Çok heyecanlı oluyordu. Hep yani çok zevk veren, izlemesi de zevk veren bir seri arkadaşlar. Yani herkese tavsiyem, eğer bu serileri izlemediyseniz mutlaka izleyin arkadaşlar. En son Karabağ macerası arkadaşlar, yani Şampiyonlar Lig finali, seri finali. Bir sene mi ne oldu arkadaşlar? Yani bayağı bir şey oldu. Orada sizlere şey demiştim. 500 beğeni gelirse bu seri devam edecek demiştim. Şu an 1000'in üstüne beğeni var arkadaşlar o sonuncu videoda. Ve sizlerin ilk önce çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kısa keseceğim. Niye bu kadar geç geliyor bu seri, onu anlatayım arkadaşlar isterseniz. İlk önce PES 2016'da bu seri yapasım yoktu. PES 2017 yapasım vardı arkadaşlar. Yani PES 2017 bekledik. Sonrasında da Karabağ takımı ne yazık ki yoktu arkadaşlar. Ben belki update, yani güncelleme olarak gelir zannettim DLC olarak bu takımı. O da gelmedi. Ve sonunda ben yaptım arkadaşlar. Ben kurdum bu takımı. Nedeni bu arkadaşlar. Bir de o ara FIFA 17 falan gelmiş. Yani o PES 2017 ve FIFA 17'ye daha çok ağırlık verdim. Bu seri birazcık geride kaldı. Çok da zamanım yoktu arkadaşlar. Biliyorsunuz özel hayatım, evliyim. Neyse arkadaşlar, şimdi bu seri nasıl grupları göstereceğim size ilk önce. Yani çekilişli olmayacak, onu söyleyeyim. Çekiliş, eğer bu seri tutulursa Karabağ Şampiyonlar Lig macerası yaparız. Orada çekiliş yaparız. Bunu zaten geçenki Şampiyonlar Lig serisinde de Karabağ'ın çekiliş yapmıştık. O da bayağı güzel oluyor, eğlenceli oluyor. Neyse arkadaşlar, hazırsanız şimdi sizlere grupları göstereceğim. İsterseniz başlayalım. 3 tane aşağı sayalım arkadaşlar. Gruplar hazır mısınız? Bütün grupları göstereceğim. 3 tane aşağı sayıyoruz. 3, 2, 1 ve boom arkadaşlar. Grubumuz bu. C grubundayız. Bu grupta Fiorentina, PAOK var ve Slovan Liberec arkadaşlar. Bir de Karabağ'ımız. Yani aynı gerçekliği gibi bu olacak. Şimdi A grubuna geçelim ve bütün grupları göstereyim arkadaşlar. Okey, A grubunu görüyorsunuz. Burada Fenerbahçe var. Şimdi bir sorun var. Bütün UEFA Avrupa Lig'de oynayan takımlar bende yok arkadaşlar. Olmayanları Türk takımları ekledim. Yani bendeki Fenerbahçe var, Galatasaray var, Beşiktaş var. Onları ekledim. Osmanlıspor var. O zaten vardı. Konyaspor. Bir de Beşiktaş arkadaşlar. Bu 6 takımlar da Avrupa Lig serisinde olacak. Gruplara ayrılacaklar tabii ki. Aynı grupta olmayacaklar. Sonra bir de şöyle düşündüm. Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne katılan takımları da ekledim. Yani bunlar olacak. Bir de gerçekte olan takımlar. Yani grupları aynı orijinalde gibi yapmaya çalıştım. Oyunda olmayan takımları da başkalarıyla şey yaptım. Misal burada normalinde Fenerbahçe grubunda Zorya olacaktı takımı. Onun yerine Legia Varşova yaptım. Neyse, B grubuna geliyoruz. Burada Olympiakos var, Young Boys Bern var, Olympique Lyon var. Bunlar da Şampiyonlar Ligi'nden geldi. Rostov var arkadaşlar. Onlar sanırım Şampiyonlar Ligi'nden geldi. Tam emin değilim ama. C grubuna geçiyoruz. Burada Anderlecht var, Saint-Étienne var, Mainz var. Bir de Galatasaray arkadaşlar. Yani Galatasaray'ı da buraya ekledim. C grubunda Galatasaray mücadele edecek. Onlara şimdiden başarılar dileriz. Hemen D grubuna geçiyoruz. D grubunda arkadaşlar Zenit var, AS Alkmaar var, Benfica var, Dunlak var bir de. Sonra E grubuna geçiyoruz. Burada Victoria Pilsen, Roma var, Tottenham Hotspur, bir de Club Brugge arkadaşlar. F grubuna geçiyoruz. F grubunda benim tuttuğum Beşiktaş'ın grubu arkadaşlar. F grubu Atletico Bilbao var. Sonra Beşiktaş, CSKA Moskova, bir de US Sassuolo mu ne bilmiyorum, İtalyan takım arkadaşlar. Bunlar var. Diğer gruba geçiyoruz. G grubuna geçiyoruz. Burada Celta Vigo var, Ajax var, Borussia Mönchengladbach var, bir de Kopenhag var arkadaşlar. H grubu. Burada arkadaşlar Shakhtar Donetsk, Braga, Gent ve Konyaspor arkadaşlar. Konyaspor'un, yani Türk temsilcinin grubu H grubu. Onlara da burada başarılar dileriz. İnşallah gruplardan çıkabilirler.
Hemen iyi grubuna geçiyoruz. İyi grubunda Schalke var, Red Bull Salzburg, Krasnodar, bir de OGS Nice var arkadaşlar. C grup bizim gruptu zaten, bunu göstermiştik. Bu da bayağı zor olacak. Karabağ ne yazık ki bu gruplardan çıkamadı arkadaşlar. Bence kırılma nokta anı, yani o Slovan Lipreş 3-0 yenildiği maçta, o maçta yenselerdi bu gruptan çıkacaklardı. Neyse arkadaşlar, artık seneye inşallah. Okey, K grubuna geliyoruz. Burada arkadaşlar Karadeniz takımı görüyorsunuz. Trabzonspor mücadele edecek K grubunda. Inter var, Sparta Praha var, Southampton var, bir de Trabzonspor arkadaşlar. Trabzon'a da burada başarılar dileriz. Onlar da inşallah bu K grubundan çıkarlar ve bir üst tura çıkarlar. L grubu arkadaşlar, Osmanlıspor'un grubu. Bakın bu da orijinal gibi neredeyse. Basel, yani Zürich'in yerine Basel'ı koydum. Villarreal, Steaua Bucharest, Basel, bir de Osmanlıspor. Okey arkadaşlar, bunlardı. Şimdi her bölüm bir maç oynuyoruz arkadaşlar. Sistem ayarını göstereyim. Genel ayarlar süper sar maç düzenleyince 8 dakikalık maç süresi olacak. İlk maçımız aynı gerçekte gibi arkadaşlar. Kendi sahamızda oynayacağız. Slovan Liberec'e karşı. Seri hazır mısınız arkadaşlar? İlk maçımıza çıkacağız. Bu bir yandan da arkadaşlar böyle Türkiye, Azerbaycan dostluk, kardeşlik adına yapılmış bir seri olacak. Yani beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Eğer siz de bu düşünceyi destekliyorsanız, bizler kardeşiz, kardeş ülkeyiz. Neyse arkadaşlar, ilk maçımıza çıkıyoruz ve maça doğru gidiyoruz. Karabağ'ımıza bu zor seride, macerada başarılar deriz. İnşallah gruplardan çıkabiliriz arkadaşlar. Süper Star maç düzeninde oynuyoruz. Kendi sahamızdayız. Tofik Bakramov stadındayız arkadaşlar. Ve rakibimiz sanırım Çek Cumhuriyeti, eğer yanılmıyorsam Slovan Liberec olacak. İlk maçı gerçekte 2-2 berabere kalmıştı Karabağ. Ve 90+4'te Sadıkov atmıştı arkadaşlar. 2-2 yapmışlar. 2-1 mağlup durumdaydılar. İki takımlar sahaya çıkıyor. Kaptan Sadıkov önde olmak üzere. Karabağ ve Slovan Liberec oyuncuları şimdi sahaya çıktı. Slovan Liberec oyuncuları görüyorsunuz. Zor bir maç olacak. İnşallah arkadaşlar. İlk maçımız. Puanla ayrılırız. Hedefimiz 3 puan. Sadıkov görüyorsunuz. Şeyic, Hüseyinov, Medvedev, Agoli, Karagarayev, Richard Almeida. Bu niye böyle sallanıyor ya? Reinaldo, Michel, Muharrem, bir de arkadaşlar Dani Quintana. Resimler çekiliyor. İki takımlar hazır. Şimdi ilk 11 ekrana geliyor. Karabağ'ımız böyle oynayacak. Gurban Gurbanov'un sahaya sunduğu ilk 11'i böyle olacak. Forvet'te gol umudumuz. Geçenki serilerde de arkadaşlar gol kralı olan Reinaldo burada gol peşinde olacak Karabağ adına. Slovan Liberec'in ilk 11'ini gördünüz. Onlar da bayağı motive olmuş. Karagarayev defansif orta sahada defansı yardım edecek. Muharrem. Ve maça biz başlayacağız arkadaşlar. UEFA Avrupa Ligi, Karabağ UEFA Avrupa Ligi hakem düdüğüyle başladı arkadaşlar. Serimizin ilk bölümü Karabağ'a bu zorlu mücadelede, bu zorlu seride başarılar dileriz. Medvedev. Richard Almeida Karagarayev'i gördü. Karagarayev topu kaybı için dikkat ediyoruz. Dikkat. Uzun bir top. Orası boş kaldı. İlk dakikalarda aynı gerçekte bir gol gibi arkadaşlar, aynı hesapta gelen gol yedik. Bak müdafiyedeki bu serflerin neticesi. Müdafiyedeki o serflerin neticesi nihayet. Gerçekte de hemen ilk dakikada gol yemişti Karabağ arkadaşlar. Müdafiyeciler. Seriye çok kötü başlıyoruz. Çok kötü yakalandık. Defansa Karagarayev. Finn burada büyük hatası, sonrasında çok hızlı çıktılar. Güzel bir pas ve 10 numaralı Slovan Liberec oyuncusu takımını böyle öne geçiriyor. Şey hiç o topa yetişemedi. Allah'ım arkadaşlar, ulan aynı gerçekte bir çok kötü başladık. 5. dakikada Slovan Liberec şimdi 1-0 önde. Mitchell gönder. Agoli ara pası Reinaldo'ya gelir mi? Gelmiyor. Kaleci
topu kaptı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Defansa çok dikkat edeceğiz. Şimdi aman. Çıkart. Dani'yi gör. Dani süper. Şimdi ara pası Almeida. Almeida döndü. Almeida pası verdik Garagaray'a. Gönder. Ah ulan. Çok bastım düğmeye ya. Şu ilk yarı beraberlik konu bulabilirsek çok iyi olacak. Şimdi Yeşil araya girdi. Gönder. Çok güzel bir pas. Muharrem. Sol kanattan gidiyoruz. Muharrem'in ortası. Reinaldo kafayla. Hayır. Defans araya girdi. Atağımız devam edecek. Taş bizim olması gerek. Hayır. Hakem. Libreç'e verdi taçı. Çok dikkatli olacağız. Şimdi Garayev kaptı. Garayev Agoli'yi gördü. Agoli, Muharrem. Şimdi yine Muharrem. Ortası gelsin. İşte hayır. Reinaldo. İlk defa çok tehlikeli geldik Libreç kalesine arkadaşlar. Reinaldo'nun kafa topu çok asfaltla dışarı çıktı. Ah Reinaldo'm ya, atsana adamın. Dakika 25, Reinaldo'yla yakaladığımız ilk büyük gol pozisyonu arkadaşlar. Ne yazık ki gol olmadı. Devam ediyoruz. Böyle pozisyonlar bulmalıyız. Onları değerlendirmeliyiz ama tabii ki arkadaşlar. Faul. Düş. Forka. Şimdi dikkat. Düş. Ara pası. Aman. Oyuncu kaçtı. Dikkat. Hüseyinov. Agoli çıkart. Dikkat. Şey iç. Tusaka geride bıraktık. Agoli'yi gör. Devam ediyoruz. Hedef Dani'yi gördü. Dani topu kaybediyor. Şimdi Reinaldo. Mitchell kaptı ve Reinaldo'ya faul yapıldı. Tehlikeli pozisyondan friki kullanacak Karabağ'ımız. Hakem Sikora'yı yanına çağırıyor ve uyarıyor arkadaşlar. Faul tekrarına bakıyoruz. Burada bayağı kötü girmiş arkadaş. Aslında sarı kart da verebilirdi. Şimdi Dani Quintana'yla Karabağ'ımız friki kullanacak. Şöyle bir denesem mi arkadaşlar? Dani top başında. 39. dakikadayız. Dani geliyor. Dani Quintana'nın şutu kalecinin bucağına gitti. Devam ediyoruz. Karabağ şimdi daha ofansif olması lazım. Şu ilk golün şokunu atlatamadım hala arkadaşlar. Çok kötü yakalandık ilk dakikalarda. Kendi sahamızda bile. Şimdi Michel. Michel! Faul var mı orada? Hakem hayır diyor. Devam ediyoruz. Dikkat. Kontra atak. Eyvah. Vüş geçti. Pas geliyor ama şey hiç. Hemen kısa oyna. İlk yarı bitiyor arkadaşlar. Ne yazık ki 1-0 mağlup durumdayız. Slovan Libreç aynı gerçekte gibi. Hemen ilk dakikalarda gol attı. İkinci yarıya geçiyoruz arkadaşlar. Oyuncu değiştirmedik henüz. Şimdi mutlaka gol atmalıyız. Kendi sahamızda da oynuyoruz. Aa geriden oynamalıyım. Geçirmiyorlar vallahi, hiç geçirmiyorlar. Şimdiye kadar bayağı iyi. Aman. Agoli faul yaptı, kart çıkacak. Bayağı iyi defansı arkadaşlar. Libreç takımı. Evet, sarı kart çıktı. Doğru karar. 54'teyiz. Agoli sarı kart yedi. Karafiyat. Kapın. Kaptık. Hakem. Devam arkadaşlar. 55'teyiz. Kap. Kapamadık. Şimdi ama. Gönder. Çok güzel bir pas. Aşağıya. Michel gönder. Çok güzel bir pas. Hadi oğlum Muharrem yetiş. Karabağ geliyoruz. 59. dakikadayız. Muharrem'in ortası. Richard Almeida ve Virvin. Almeida atıyor. Richard atıyor. Karabağ beraber golünü buldu. Çok hızlı çıktı. Michel'den muazzam bir pas. Sol kanala doğru.
Sonrasında Muharrem ortasını verdi. Almeyda böyle atıyor. Greek Chant Almeyda arkadaşlar. Karahan beraberlik oldu getirdi. Ve Tofik Bahraman stadı yıkılıyor. Tofik Bahraman stadı yıkılıyor. Bak yıkılıyor arkadaşlar. 1-1. 60. dakikada beraberlik golü geldi. Şimdi galibiyete doğru hücum. Haydi Karabağ. İçeri araya girdi. Faul. Devam diyor. Şimdi aradan gönder. Yavrum geç. Karayev. Karayev. Akoli dikkat. Eyvah orada oyuncu geçirmeyin. Yat. O mücadeleye bakın arkadaşlar. Aman Garev yine kaybetti topu. Şimdi Michel rahatlat oğlum, rahatlat. Çok güzel. Foul hakem. Foul var oğlum. Olmaz. Devam ediyoruz. 70 dakikaya girmek üzereyiz. Maçta bir beraberlik devam ediyor. Şimdi tam koru oyna. Ah oraya değil ya. Dani'yi oynayacaktım. Göndermedim. Devam ediyoruz. 3-1'deyiz. Kullanacağız. Hadi aşağıdan gelsin. O pas gelmiyor. Kap. Ah kapamadık. Şevçik. Geçtirmeyin. Süper. Karagarayev. Çok güzel bir pas. Hadi yavrum. Şimdi Agoli gidiyor. Agoli şurada bir. Agoli foul. Hakem foul. Çok tehlikeli pozisyon. Afrika kullanacak Karabağ. Haydi Karabağ. Bu pozisyonu değerlendir. Kara fiyata sarı kart çıkıyor. Agoli'ye çok sert girdi arkadaşlar. Foul tekrarına bakıyoruz. Allah'ım hadi arkadaşlar. Dani Quintana topu başında. Ben buraya deneyeceğim. Dani geliyor. Hadi yavrum. Dani Quintana. Dani Quintana. Yavrum dışarı. Kıl payı arkadaşlar. Ulan be. Yine değerlendiremedik. Dikkat. Tamam. Oo, Agoli kırmızı kart. Agoli ikinci maçta yok arkadaşlar. Agoli kırmızı kart yiyor ve Karabağ 10 kişi kalıyor. Çok gereksiz, çok gereksiz bir faul. Karabağ şimdi 10 kişi. Aman aman şey hiç Allah'ım. Çok tehlikeli geldi Slovan Libre takım yine. Uf, arkadaşlar corner. Şimdi bir oyuncu değiştirdik. Arkadaşlar iki forvet var. Lovu. Lovu girdi. Şey hiç. Aman şey hiç. Karagarayev çıktı. Lovu şimdi ilk defa top başında ve faul. Hakem ulan bu hakem. Allah'ım geliyoruz. Gönder. Reinaldo sağ kanatta gidiyor. Reinaldo ortası. Bunu kafası direkt inanmıyorum. Atak devam etsin. Richard Almeida. Biber kaç. Geç oğlum. Kapamadık. Kaptık. Reinaldo'ya gelir mi? Hayır. 90. dakikaya gireceğiz. Çok kritik anlar. Pas geçmedi. Eyvah. Şimdi Libreş geliyor. Hadi Hüseyinov. Süpersin. Muharrem'e faul yapıldı. Bu hakem var ya arkadaşlar. Ulan hakem. Çok tehlikeli geliyorlar. Dikkat ediyoruz. Vuh! Hüseyinov foul yap! Bir şey yap! Şevçik! Maçta son aksiyon! Sadıkov araya gir!
çıkarttı adamım. Ve maç bitiyor arkadaşlar. Ah ulan, 1-1 berabere bitiyor maç. Son dakikaları çok heyecanlıydı. Çok heyecanlıydı. Dani Quintana'yı görüyorsunuz. 1-1 beraber bitti arkadaşlar. Ulan ne olur. Topu direkt arkadaşlar, ulan atamadık. Şu gol tekrarına bakalım. Bunu acep yaptılar ama arkadaşlar. Sol flash attı. Burada şunu atsaydık var ya arkadaşlar. Ve sonrasında bu pas Michel'den çok güzel bir pas. Ve aynı güzellikte Muharrem'in ortası ve Almeida arkadaşlar. Richard böyle attı. Sonra Karagarayev burada atamamıştı. Şu helakattan Quintana. Ulan minim çıkıyor ya. Şu arkadaşlar, şu pozisyon diyorum ya. Ulan o bir girseydi var ya. Neyse. İlerliyoruz. Bakalım arkadaşlar diğer maçlar ne oldu. Bizim gruptaki şeylere. Fiorentina 1-0 almış. Baştan bakalım. Schalke 0-4. 2-0 yenilmiş. Klasmanlar neyse, bir hızlı geçelim. Sparta falan. Trabzonspor 2-0 yenilmiş. Osmanlıspor 0-0 berabere kalmış. Manchester United 2-0 yenilmiş. Fenerbahçe 4-1 çok kötü yenilmiş. Arkadaşlar. Olympiakos tamam. Galatasaray 1-0 yenilmiş. Beşiktaş 2-0 kaybetmiş. Ulan ne biçim başlamış bizim Türk takımlar. Konyaspor da kaybetmiş. Oldu mu şimdi bu ya? Osmanlıspor 0-0 beraber arkadaşlar. Tabloya bakıyoruz. Şu an Fiorentina 3 puanla lider durumda arkadaşlar. Slovan Liberec onu da göstereyim. Kuralları göstereyim arkadaşlar. Deplasmanda atılan gollar da önemli. Eğer puanlar eşitse. Yani biz 3. sıradayız. PAOK da 4. sırada. Şimdi A grubuna bakalım. Göz atalım. Burada Varşova arkadaşlar 3 puanla lider. Manchester United, Feyenoord, Fenerbahçe en azı ki aşağıda. Bu grupta görüyorsunuz. Galatasaray lider durumda. C grubunda. Onlar kaç kaç oynadı? 1-0 yenmiş. D grubu, E grubu, Beşiktaş'ın grubu. Beşiktaş ne yazık ki kaybetti. G grubu, H grubu. Burada Konyaspor da kaybetti ne yazık ki. Diğer grupları görüyorsunuz. Bizim grup. Trabzonspor. Onlar da kaybetti ne yazık ki. Osmanlıspor berabere kaldı. Ve Fenerbahçe çok kötü arkadaşlar. Okey. Şimdi arkadaşlar, bu serinin birinci bölümü daha doğrusu sonuna geliyoruz. İkinci maçı bakın görüyorsunuz. Fiorentina'ya deplasmanda oynayacağız. Eğer hatırlarsanız gerçekte Karabağ çok 5-1 mi ne galiba, eğer yanılmıyorsam, kaybetmişti. Zor olacak arkadaşlar. Keşke bu ilk maçı yenseydik. O zaman biraz daha rahat çıkardık bu maça. Şimdi burada bu bitiyor arkadaşlar. Bu seri en azından 6 bölümlük olacak. Yani grup maçları. Yani ilk maçlar 6 yok. Hem rövanşlı olacak. Yani toplam 6 maç olacak arkadaşlar. Ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi umarım hoşunuza gitmiştir. Seri Karabağ serisi, Avrupa Lig serisi nihayet başladı kanalımda yine. Dediğim gibi çok efsane bir seri bu. Yani daha öncesinde çok efsaneydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi bu bölümde, daha doğrusu bu seri arkadaşlar, Türkiye, Azerbaycan kardeşlik ve dostluk adına yapılmış bir seri benim tarafından. Sizler de bu düşünceyi destekliyorsunuz, beğenmeyi unutmuyorsunuz. Bu seri de desteklemek istiyorsanız, Karabağ'ı desteklemek istiyorsanız, beni seviyorsanız, beni de desteklemek istiyorsanız beğeni sembolüne basın arkadaşlar. Ben şimdi çıkıyorum. Abone olmayanlar abone olabilir. Teklif varsa yok. Bir dahaki videoda görüşmek umuduyla. Peace out sayonara. Bye bye. Tchum.